Merhaba sevgili Kaptöre Club üyelerimiz, değerli dostlarımız. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün 2013 model değişiklik kasa Captiva LTZ'mize henüz Türkiye'de hiçbir Captiva'da olmayan bir özellik, bir donanım ekleyeceğiz değerli arkadaşlar. Nedir bu donanım? Ondan bahsedelim ilk önce. Sevgili dostlarımız, ekleyeceğimiz donanım bildiğiniz üzere hız sabitleme tuşu. Bizde sadece sağ tarafta hız sabitleme amaçlı kullanılıyor. Ama bugün takacağımız bu malzeme hız sabitleme artı klima kontrolü yapacak arkadaşlar. Yani klimanın havalandırma artışı ve düşünü ayarlayacağız. Artı mod tuşunun yaptığı görevleri, yani yönlendirme tuşlarını ayarlayacağız. Ve aynı zamanda da hız sabitleyicisi var. Bu malzemeyi yurt dışından getirdim. Yaklaşık 2000 liraya mal oldu bana. Biraz uzun sürdü, 3 haftada geldi. Bir yandan da size malzemeyi göstereyim arkadaşlar. Evet, ürünümüz orijinal General Motors'un orijinal ekipman değerli arkadaşlar. Şöyle de gösterelim. Bakın burada klima fan yönlendirme tuşu ortada. Burada işte fan hızını düşürme, fan hızını yükseltme. Burada yine cruise control, açma, aktif etme, kapatma. Yan tarafta da set etme, işte artırma, yükseltme anlamında hızımızı. Şimdi bunun montajını yapacağız arkadaşlar. Söylediğimiz gibi bu Türkiye'de ilk olacak. İlk takamız olacağız. C140'larda 2013 LTZ'lerde direksiyon airbag sargısına kadar alt tarafta tesisatı hazır bulunur. Ama direksiyonun içinde bir kablo eklentisi yapmamız gerekir. Direksiyonun içerisindeki tesisatı hazır değil. Onu da biz kendimiz kablosunu ekleyerek aktif duruma getireceğiz. İstiyorsanız montajına geçelim. Hep birlikte işlem ne kadar sürüyor, neler yapıyoruz görelim. Araca geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi öncelikle malzememizi şöyle bir kaldıralım. Ya da şöyle farkı gösterelim istiyorsanız. Şuradan. Bakın. Orijinalinde işte hız sabitleme açma butonu, devreden çıkarma butonu ve hız yükseltip alçaltma var burada. Ama gördüğünüz gibi burada işte klima fonksiyonlarının olduğu, az önce özelliklerinden bahsettiğimiz buton var. Hız ayarlarını da buradan yapıyoruz. Yani biz bunu sökeceğiz, bunu takacağız ama ekstra bir tane kablo çekmemiz gerekiyor. Bu kabloyu da çektikten sonra aktif olacak. Şimdi hep birlikte sökmeye başlayalım. Önce malzememizi kenara alalım. Kontağımız kapalı. Önce direksiyondan arkadaşlar airbag'imizi almamız gerekiyor. Onun için burada şu arkada çok ince bir delik var. Şöyle bulalım. Bakın tornavidayı sokuyoruz alttan. Bir bu tarafta var. İçi yaylı bunun. Bastırıyorsunuz. Şimdi bu tarafı söktük. Bu biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Eliniz alışması gerekiyor. Bir de burada. Evet, yaylı bir şekilde airbag'imizi söktük buradan. Bakın airbag ortada. Şimdi güvenlik amaçlı biz önce airbag'imizi buradan bir alalım. Kontağımız kapalı olduğu sürece sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu buradan söktük. Airbag'imizi şöyle koyalım buraya. Burada dursun. Evet, şimdi gördüğünüz gibi direksiyonumuzu söktük. Airbag'imizi direksiyonumuzun içinde. Şurada şöyle içeriden çekebilirsek. Şurada eksik olan bir tane pinimiz var. Buraya bir tane kablo takacağız. Bir konnektörünü takacağız. Bir de direksiyonun iç tarafında şurada yukarıdan aşağı ikinci pin. Buraya da kablo pini koymamız gerekiyor. Yani bu ikisi arasını şöntleyeceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle butonumuzu sökmek için matkabımızı alalım. Evet, önce şu çerçevelerden başlayacağız sökmeye. Dediğim gibi bu arkadaşlar Türkiye'de ilk oldu. Almak isteyenler, yapmak isteyenler için biz bir böyle bir ortamı oluşturduk. Böyle bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Sizlere de örnek olur. Aracınız ekstra bir özelliğe kavuşmuş olur dostlar. Bu gri parçamızı aldık. Bakın buton ortaya çıktı. Sonra da butonun vidalarını
Buradan sökmeye başlayalım. Hap kabımızın torkunu ayarlayalım. Evet, butonumuzun vidalarını da söktük. Bunları da kaybetmeden şöyle. Evet, şu anda soketimizi buradan sökelim. Emniyet plastiğini aldık. Soketimizi söktük. Evet, eski butonumuzu çıkardık arkadaşlar. LTZ'lerde biliyorsunuz 2013 modellerde direksiyon tuşları aydınlatmalıdır sevgili arkadaşlar. O yüzden bu ürünü alırken, yenisini alırken mutlaka aydınlatmalı tipini isteyeceksiniz. Eskisini buraya kaldıralım. Şimdi ilk önce yeni butonu takmadan arkadaşlar tesisat işini halledelim. Ben köprü için bakın böyle konnektörlü kablolar vesaire bunları nereden bulursunuz? Bunlar ben elektronikçi olduğum için Arduino setlerinin içinden çıkıyor. Hatta sağ olsun kızımın Arduino setinin kutusu bu. Kabloyu da ondan araklamış oldum. Evet, şöyle gösterelim. Bakın böyle bir kablo yaptık arkadaşlar. Uçları bu şekilde. Pin bağlantılarına uygun olması için böyle. Yani bu 20-25 santimlik bir kablo. Şimdi öncelikle burada 2 numaralı pin boş. Bakın. Yukarıdan aşağı 2 numara. Şurası boş. Bu kablomuzu, bu soketimizi buna takacağız. Öncelikle yumuşlarımızı. Evet, şöyle yapalım. Buraya takacağız arkadaşlar. Ben bu bağlantıyı. Evet arkadaşlar. Kablo konnektörümüzün pinini buradan çıkardık. Birebir orijinal bağlantı olmadığı için bu konnektör bizim işimizi görecektir. Buradan da 2 nolu pine konnektörümüzü, soketimizi şöyle takalım. Taktıktan sonra arkadaşlar bunu da şu şekilde burasına oturttuk. Tamamdır. Bu taraf tamam. Şimdi bu kablomuzu şöyle alalım. Evet, buton takımımızı yerine yerleştirelim. Şu kilitlememizi de takalım. Kilitlemeyi de taktık. Şuradan vidalarımızı alalım. Öncelik butonumuzu yerine takmak sevgili arkadaşlar. Takmaya devam. Evet. Şu an butonumuz yerine oturdu sevgili arkadaşlar. Kabloyu da şöyle bir alttan geçirelim. Çekelim.
Evet, şimdi geldik diğer tarafa. Şimdi burada gördüğünüz gibi direksiyon zemberinin soketi var. Bu üstte tırnağı var. Tırnağı kaldırıp geriye doğru çekersek soket geldi. Bakın burada da takacağımız yeri göstereyim arkadaşlar. Pinimizi. 1, 2, 3. uç. Harflere bakarsak D ucu burada boş. Dediğim gibi 2013 LTZ'lerde bu tesisat hazır. Ama C100'lerde ya da 2012 C140'larda hazır mı? Ona bakmamız lazım. Şimdi bu soketi oturtmak için de buradan mavi olan sabitleme ucumuzu, lastiğimizi söküyoruz ki soketimizi güzel oturtabilelim. Evet, o bahsettiğimiz diğer soket de burası. Bunu da buradan arkadaşlar içeriye doğru göndereceğiz. Evet arkadaşlar, bu pinimizi de oturttuk. Sabitleme aparatımızla yine takalım. Evet, bu kablo geri bırakmasın diye. Evet, bunu da yerine takalım. Arkadaşlar, ufak bir hatayı fark ettik. Biz yeni buton yerine eskiyi tekrar takmışız ama videoyu kesmeyeceğiz tabii ki burada. İşlemleri zaten yapmıştık. Buradan eski butonumuzu sökelim. Yani heyecandan yere eski butonu takmışız. Onu koyalım. Evet, klima kontrolüsünü takalım. Şimdi herkes diyecek ya onu izledik vesaire. Evet, haklısınız. Şimdi yenisini tekrardan şuradan takalım. İşte Türkiye'de ilk olacağı için biz de heyecan yaptık biraz. Bunu da kesmeyelim. Esprili bir şekilde böyle geçmiş alalım. Bunu da tekrar yine iki nolu pinimizi takalım. Bunu değiştirmesi basit bir işlem zaten. Dediğim gibi arkadaşlar, bu yurt dışında 2015-2016 Captiva'larda var bu özellik. Yani bizde olmayan yeni tip makyajlı kasa C140. Bunlar C145 diye geçiyor hatta, öyle söyleyeyim size. Evet. Kablolarımızı zaten şurada takmıştık. Tamam. Evet arkadaşlar, kablajımızı yaptık gördüğünüz gibi. Konnektör bağlantılarımız, kablolarımız hepsi burada hazır. Pinimiz de burada koyduk. Sağlam olsun, şöyle de bakalım. Evet, şu an bütün bağlantılarımızı yaptık. Aracımızı bir çalıştıralım. Sistemimizi devreye alalım. Gördüğünüz gibi bunlar da ışıklı arkadaşlar. Şöyle ışını kapatıp görebilir miyiz? Şöyle yapalım. Bakın. Bunlar da aydınlatmalı. Kapatıp açayım, hatta şöyle yapalım. Bakın şu anda yok. Aydınlatma açtım. Evet. C140 2013 model LTZ'lerde sevgili arkadaşlar. Tuşlar aydınlatmalı biliyorsunuz. Yani bunu da buradan söyleyelim tekrardan.
C142 tip arkadaşlar. 2012'nin 6. ayından sonra üretilenler var. Onlar aslında LTZ diye geçmiyor ama bu çok polemik konusu da oldu. Yani 2013 arasında donanım farklılıkları var. Onlardan bir tanesi de gördüğünüz gibi işte tuş aydınlatması. İşte o Captiva'da zaten tuş aydınlatması yok bildiğiniz gibi. Bunlar da var. Şimdi sistem tamamen hazır durumda arkadaşlar. İşlemimiz bitmek üzere. Şey de açıldı. Aracımız, kapımızı örtelim. Evet, ekrana bilgilerimiz gelsin. Evet, şu anda her şeyimiz hazır. Butonları test etmeye başlayabiliriz. Bakın, yükseltme tuşuna bastığım anda, fan hızını yükseltme tuşuna bastığım anda, klimamızı kapatalım. Şöyle kapalı durumdayken. Şimdi kapansın. Şöyle yapalım. Evet, şu anda bakın hiç klima vesaire çalışmıyor. Klima dedim, klima sistemi. Bakın şimdi yükseltme butonuna bir sefer bastığımız zaman gördüğünüz gibi açıldı ve bir kademesinde. Bakın butona her bastığımda 2, 3, bu fan hızı. Yani normalde şuradan yapıyorduk onu ama artık butondan yapabiliyoruz arkadaşlar. 7. 8. kademe üfleme. Burada bakın mod tuşu var. Hızı biraz düşürelim. Şöyle konuştuğumuz anlaşılsın. Evet, düşürme butonuyla şu an 5. kademeye kadar düşürdük. Bakın burada yönlendirme butonuyla yönlendirmeleri değiştirelim. Bakın her bastığımda farklı bölgelere işte direkt karşımızdan hava üfleyecek. Şu an hem karşımızdan hem ayaklara, sadece ayaklara, cam ve ayaklar. Bu şekilde bu fonksiyonlar yerine geliyor arkadaşlar. Hız sabitlemede yine aynı şekilde buradan açıyoruz. Yolda hareket halindeyken önce eksi tuşuna bastığımızda zaten devreye giriyor hız sabitleme. Ondan sonra da hız sabitlemeyi kullanmaya devam edebiliyoruz. Evet, şu anda sistemimiz gördüğünüz gibi tamamen çalışıyor. Bir sıkıntısı yok. Şunu kapatalım. Butonlarımızı taktık arkadaşlar. Dediğim gibi bu sadece yurt dışında 2015-2016 Captiva'larda vardı bu özellik. Ama aynı direksiyon, aynı buton sistemiydi. Bunu işte yurt dışından getirdik. Biraz maliyetli bir parça aslında. Yani kargosu, vergisi, gümrük vesaire 2000 lirayı buldu. Ama değer mi? Captiva'mız için değer. Yani aracımıza yeni bir özellik eklemiş olduk. Hem de orijinal bir özellik. Hani sonradan olmayan bir şey değil. Orijinalinde olup da bir alt versiyonlarında olmayanı biz kendimiz ekledik buraya. Orijinal ekipmanlarla işte bir tane kablo çekerek sistemimizi devreye aldık. Montaj işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi aracımızı stop edip airbag'imizi takacağız. Ondan sonra son bir videoyla, yani devamını çekerek tekrardan göstererek bitmiş halini sizlere veda edeceğiz. Şimdi aracımızı stop edelim. Çünkü kapımızı da açalım, sistemi kessin. Airbag'i takacağımız için burada elektrik olmaması gerekiyor. Şöyle ekipmanlarımızı da koyalım. Evet. Önce gri parçamızı yerine takalım. Arkadaşlar, direksiyon çerçevemizin. Bu malzemeler arkadaşlar birazcık kırılgan, onu söyleyeyim size. Yani dikkatli söküp takmakta fayda var. Yerlerine oturturken. Şimdi bunun da vidalarını takalım. Gördüğünüz gibi yani kısa bir işlem. Ama dediğim gibi sevgili arkadaşlar, bunun T100'lerde tesisatı var mı bilmiyorum. Alttan bakmak gerekiyor. Airbag sargısının, bu sargının alt tarafında soketi var. O soketlerin dolu olması gerekiyor. Baştan 3. yanlış hatırlamıyorsam kablo olarak. O olduktan sonra tesisat geliyor demektir. Tek yapmanız gereken direksiyon içindeki bu kablajı yapmak. Ondan sonra videodaki gibi montajı yapıp sonlandırmak. Şimdi airbag'imizi de takalım. Önce soketimizi açalım buradan. Dediğim gibi arkadaşlar, airbag sökerken takarken mutlaka kontak kapalı olsun. Hatta mümkünse akünüzün kutu başını sökebilirsiniz. Ama normalde bu işlemi yaparken kontağı kapatmanız yeterli.
Bakın airbag'imizin soketini taktık. Şurada plastik ayaklar var. Şu karşılığı var. Bu direkt oturuyor. Bunda sıkıntı yaşamazsınız. Tam aynı böyle hizaya getirip korna basarcasına hafif bir darbeyle. Evet, şu an airbag'imiz yerine oturdu. Gördüğünüz gibi. Şimdi aracımızı çalıştıralım. Captiva'larda bir de şu var arkadaşlar. Diğer araçlar gibi değil. Yani airbag'i söktüğünüz zaman airbag lambası yanar burada. Ama geri taktığınızda airbag'de bir sıkıntı yoksa, dirençleri uygunsa geri söner kendisi. Yani arıza hata kodu olarak düşmez oraya. Ta ki işte darbe sensörleri, airbag sensörlerine sıkıntı olana kadar, yani onlar da yoksa zaten bir sıkıntı yoktur. Evet, şu an sistemimizi açtık. Test ekranımızın açılmasını bekliyoruz kısa bir süre. Buradan sevgili kızıma da teşekkür ediyorum. Onun kablolarından kullandık. O da babası gibi elektronik camiasında umarım tanınan birisi olur. Onunla da evet. Şu an test ekranımız açılıyor. Sesini hemen şuradan kısalım, rahatsız etmesin. Evet arkadaşlar, şimdi kameramızın ışığını söndürelim. Hem aydınlatmamızı görelim, hem buradaki fonksiyonları görelim. Evet, son hali bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bakın bu tarafta şöyle yapalım. Zaten orijinalde biliyorsunuz burada vardı sesle ilgili, Bluetooth'la ilgili. Bu tarafı yeni sistemle değiştirdik. Yeni tuşlarımızı bağladık. Güzel de bir görüntü. Hem görsel olarak çok güzel oldu, hem fonksiyon ve özellik olarak çok güzel oldu. Şimdi tekrardan size çalışmasını gösterelim. Bitmiş hali. Şu an aracımızı topladık. Her şeyimiz yerli yerinde ve klima butonlarımızı deniyoruz. Evet, şu anda gördüğünüz gibi klima sistemi devreye girdi. Hava hızını yükselttik. Evet. Buradan düşürüyoruz tekrardan. Buradan yönlendirmeleri yapalım. Bakın yönlendirmeler de mavi renklerle bize gösteriyor hangi yöne aktarıldığını. Gördüğünüz gibi klima sistemimiz de problemsiz çalışıyor. Aracımıza tam uyumlu oldu. Böylelikle aracımıza ekstra bir özellik, ekstra bir donanım eklemiş olduk. Bu mükemmel de oldu. Gayet de güzel oldu sevgili arkadaşlar. Dediğimiz gibi yeni projeler Captiva Club'da, bizler de sevgili arkadaşlar. Umarım sizler için de bir örnek olur. Yapmak isteyen herkes bu şekilde uygulamayı yapabilir. Ben hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Özellikle kamera çekimlerimizde yardımcı olan başkan yardımcımız Serhat Mert abimize ayrı bir teşekkürümü sunuyorum. Kırmadı beni, geldi, birlikte bu işlemleri yaptık. Videomuzu çektik. Kendisine de ben ayrıca teşekkür ediyorum tekrardan. Kazasız sürüşler diliyorum her zamanki gibi. Dostça kalın, hoşça kalın. Yeni özellikler, yeni donanımlar, yeni paylaşımlarla hep birlikte bir arada olmaya devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.